Hepinize selamlar, ben Hasan Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. ve iyi soyun, kanalımıza hoş geldiniz. Değerlendirebilirsiniz, değerlendiriniz. Gece, gece çalışmaları yaptınız, gündüz çalışmaları yaptınız. Yani biz yine boş durmadık, sizler de boş durmadınız, çalışmaya devam ettiniz. Bu süreçte, Ramazan ayından sonraki süreçte bizi neler bekliyor? Biz neler yapmamız gerekiyor? Şu bir ay içerisinde o düzenleri değiştireceğiz ve o düzenlerin değişmesiyle bazı şeyleri yerine koyacağız. Şimdi biz bunları konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri tabii ki devam edeceğiz. Çünkü önümüzde daha bir ay kısmı var. Bu bir ay kısmı içerisinde taktikler nelerdir? Sınav anı taktikler nelerdir? Bunların hepsini tabii ki sizlerle paylaşacağız. Bunları da tabii ki kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Like atarak da o kalplerinizi arkadaşlar bizlere gösterebilirsiniz. Bizim kalplerimize tabii ki e, her zaman sizlerle atıyor. Teşekkür ediyoruz. Hemen hazırsanız başlayalım. Ramazan ayı mübarek ayımız geldi ve gidiyor artık ve bayram gelecek. Sizlerle ilgili plan yapmadım ama genel yapı olarak 30 günlük tarih yazacak planı hazırlıyorum arkadaşlar. Onu da cuma veya cumartesi günü paylaşacağım. Sizlerle beraber çalışmalara devam edeceğiz. Yani ben sizlere en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz en iyi şekilde o günleri o ayları nasıl değerlendireceksiniz artık ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Konu eksiği mi var? Konu eksiği olanlarla ilgili plan yapacağım. Soru eksiğim var hocam ben soru çözmem gerekir diyorsan onlarla ilgili de plan yapacağım. Yani iki türlü planımız olacak. Soru ve konu için oluşturacağım ve sizler de o plana göre tarih yazacaksınız. Arkadaşlar hadi bakalım gelin şöyle yorum kısmından. Hocam yenilmezler sınıfı tarih yazıyor tarih. Şu son günlerde muhteşem çalışacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih yazacağız hocam dediğinizi şimdiden duyar gibiyim. Hadi bakalım yorum kısmına tarih yazıyoruz hocam değişlerinizi görmek istiyorum. Şimdi öncelikle Ramazan ayı kısmı bitiyor ve bizim değiştirmemiz gereken çok önemli nokta var uyku düzenimiz. Şu uyku düzenlerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Evet, bazıları zaten normal uyku düzenine devam ettiler. Yine aynı şekilde sabah kalktılar. Yine sabah çalışmalarına devam ettiler. Bu şekilde ilerlediler. Ama bazı öğrenciler 3'lere, 4'lere kadar çalıştılar. 1-2 saat uyuyup sonra okula gitmeye başladılar ve bu da onları çok fazla yordu. Şimdi Ramazan ayı olduğu için bu şekilde değerlendirenler oldu. Biliyorum aralarınızda 5 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat yatanlar oldu. Çünkü emek etmemiz gerekiyor. Biz bunu biliyoruz. Yani çalışmadan olmuyor. Emek etmeden olmuyor. Ve bu çalışanlar da zaten emeklerinin karşılığını bir şekilde alıyorlardı. Öncelikle biz planlarımızı, hedeflerimizi artık sabahları oluşturacağız. Gece çalışmalarına son vereceğiz. Gündüz çalışmalarına başlayacağız. Lütfen ama lütfen şu uyku düzeninizi halledin. Uyku düzeninizi nasıl halledeceksiniz? Mesela bayram kısmına baktığımızda bayram günü erken kalkın. O bayram namazına kalkıyorsunuz ya. O bayram namazı kalkılır. Yani o bayram sabahı kalkıyorsunuz ve o gün kendinizi yorabildiğiniz kadar yoruyorsunuz. Yani o gün zaten tatil yapın. Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bayramınızı yapın. Büyüklerinizi ziyaret edin. Ne bileyim arkadaşlarınızla mı gezeceksiniz? Onlarla vakit geçirin. O günü çok yoğun bir şekilde geçirin. Yorun kendinizi. Sonra akşam 10 gibi 11 gibi olduğu sürece hemen pat yatağa giriyorsun ve uykul üzerine bu şekilde hallediyorsun. Yani sen bu şekilde yaparsan sabah erken kalkmaya artık devam edeceksindir. Şimdi arkadaşlar biz artık tembellik yapmayacağız. Buna önem vereceğiz ve biz hedeflerimizi belirlerken de diğer günden itibaren belirleyeceğiz. Bayram kısmını da şöyle değerlendirmeniz lazım. Bir gün tamam sizin ama diğer o iki gün, üç gün kısmını artık yapmayalım. Ya işte bayramdır ya şöyledir ya böyledir şeklinde ifadeler duymak istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bize zaman gerekiyor. Bizim için en önemli şey şu süreçte zaman dilimidir. O yüzden zamanı çok iyi değerlendireceğiz. Size koskocaman bir gün veriyoruz. Yani o günü çok iyi şekilde değerlendirin. 12'lere 1'lere kadar uyumak yok. Sabahın erken saatlerinde kalkacağız ve o süreçten sonraki sürece kesinlikle kendinizi yoruyoruz. Eylenin kendinizi yorun, enerjinizi harcayın ki şu uyku düzenimizi bir şekilde halledelim. Sonra erken uyuyup erken kalkacağız. Sabah ne kadar erken kalkabilirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Çünkü iki günlük zaman diliminiz var. İşte bayram tatili için düşünüyoruz. O iki günlük zaman dilimini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Genel denememi çözeceksin. Genel deneme yapabilirsin. Veya çok büyük eksik olduğun dersler vardır. Matematik eksiğin vardır. Fen eksiğin vardır. Konuyla ilgili oturursun o iki günde sadece ama sadece konu çalışırsın. Bütün gün içerisinde ve bu şekilde o günlerde değerlendireceğiz. Biz bütün zaman dilimlerini değerlendirmek zorundayız. En ufak zaman dilimi neyse onu aralara sıkıştıracağız, bir şeyler yapacağız, orayı aktif bir şekilde kullanacağız. Dediğim gibi bizim için en önemli şey arkadaşlar bu süreçte zamandır ve biz de bu zamanı çok iyi değerlendireceğiz. Şimdi tamam uyku düzenimizi bir şekilde hallettiniz. Eğer bu süreçte o uyku düzeninizde itibaren şu şekilde gidin. Sabahları çalışmak artık sizin için önemli olacak. Arkadaşlar sınav sabah saatlerinde e biz o zaman ona göre çalışmamızı arttırmamız gerekiyor. Hatta imkanınız olursa o sabah çalışmalarınızı 75 dakika, 80 dakika olmak üzere iki oturumda oluşturun. Ya yani mesela bir şey çalışacaksın. 75 dakika boyunca otur ve çalış. Hiç kalkma oradan. Mesela 80 dakika boyunca otur, çalış, hiç kalkma. Neden dersen çünkü LGS sürecinde sözel kısma bakıyoruz. Süre olarak 75 dakika olarak görüyoruz. Matematik ve fen kısmına bakıyoruz. 80 dakika olarak görünüyor. E biz kendimizi bünye olarak sabahları o şekilde alıştırırsak o zaman da sıkıntı çekeceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü biyömiz buna alışacaktır. Daha önümüzde 30-35 günümüz olacaktır ve o 30-35 günde muhteşem bir şekilde geçireceğiz ve biz bu işi halledeceğiz. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Çünkü biz bu hayali gerçekleştirecek kadar güçlü insanlarız. O yüzden de gideceğiz en iyi liselerde biz okuyacağız. Gideceğiz en iyi imkanlarda biz olacağız ve biz o liseleri kesinlikle kazanacağız. Çünkü biz bu süreci çok iyi değerlendirdik. Emek ettik, koşturduk. O emeklerimizin değerini kesinlikle çıkaracağız. Yani emeklerimi verdiğimiz o emeklerin karşılığı kesinlikle olacaktır. Ama lütfen, ama lütfen son ana kadar, son saniyesine kadar asla hedefinizden bırakmayın yani o hedefinizi kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. O hedef doğrultusunda gidin. Ne olursa olsun o son saniyesine kadar hayal kırıklığına uğramayın. Yani o hedefinizden asla vazgeçmeyin. Neyse o şekilde ilerleyin. Çünkü biz şunu biliyoruz. Son saniyede, son anda birçok şey değişebiliyor. O şeyi de siz değiştireceksiniz. Netlerin şu an artmıyor mu? Belki de o son o son saniyede muhteşem geçecek. Geçen mesaj aldım hocam 370'ler dedim. 430'lara, 440'lara çıktım. Normal mi diyor çocuk? Evet, açılmaya başladı çünkü. Yani sizlerden de şunu istiyoruz arkadaşlar. O son saniye kısmına kadar biz pes etmezsek, son saniyesine kadar ilerlersek inanın çok şey değiştireceğiz ve pes etmediğimiz için ve o emeklerimizin karşılığını aldığımız için de mutlu olacağız. Allah yolunuzu açık etsin arkadaşlar. Allah çalışmalarınızı arttırsın. Çalışırken de o çalışmalarınızdaki o bilgiler kesinlikle kafanızdan uçup gitmesin. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler için çalışmalara kesinlikle devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri önemsiyoruz. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Biz gelecek taşlarımızı şimdiden sizlerle atmak zorundayız. O yüzden biz taşın altına elimizi koyduk ve elimizden geldiğince sizlere bu şekilde destek olacağız. Arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Çalışma planında görüşmek üzere muhteşem bir çalışma planı oluşturuyorum sizlere. 30 güne tarih yazacak bir plan olacaktır ve sizler de o planda tarihleri tarih yapacaksınız ya tarih yazacaksınız ya tarih yazacaksınız. Bunun başka yolu yok arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.